Astroloji Televizyonu'ndan merhabalar, bendeniz Öner Döşer. Ne çabuk geçti bir yıl, öyle değil mi? Yeni yılın neler getireceğini biraz konuşalım isterseniz ve yeni yıl haritasıyla konuşmaya başlayalım. Haritasında gördüğünüz gibi tam gece saat 24 haritasında Ay Balık Burcu'nda olacak. Tabii her sene sorulur bu yılın şanslı burcu hangisi diye. Onu sadece böyle haritalardan bakarak bilemeyiz ama hani yılbaşı gecesi büyük ikramiyeler efendim çeşitli yerlerde çekilişler, hediyeler böyle şeyler yapılıyor. Tabii Ay Balık Burcu'nda bilmiyorum balık burçlarına göz kırpar mı? Ay Neptün kavuşumu var gökyüzünde. Pek tabii ki mistik anlamda çok güzel, maneviyatı çok güzel bir gece. Özellikle bütünün hayrına istek ve dileklerde bulunmak için harika bir zaman dilimi. Umarım bu şekilde değerlendiririz. Kendimiz için pek tabii ki istek ve dileklerimiz var. Her zaman için Yaradan'dan bunlar yönünde niyazda bulunuyoruz nasıl olsa. Ama bence özellikle içinden geçmekte olduğumuz süreci de göz önünde bulunursak ülkemiz için ama dahası insanlık için güzel şeyler isteyelim. Birlik ve bütünlük çok çok önemli. Huzursuz bir dünyada maddi anlamda imkanlarınız geniş olsa da ne yapacaksınız ki? Yani memlekette her şey çok iyiye gitmezken, etrafınızdaki insanlar huzursuzluk hissederken, ekonomik anlamda daralma varken sizin zaten bireysel anlamda mutlu olmanız neredeyse mümkün değil. O yüzden dua edelim, isteyelim ama aynı zamanda gereğinde yapalım ki her zaman bütünleşme, huzur, güzellik içerisinde olalım. Bu bizle de çok çok alakalı. Ay Neptün kavuşumunun olduğu bu gece tabii ki aynı zamanda bizim ruhsal çalışmalar yapmak için belki biraz ne bileyim yılbaşı gecesi tahmin edilmez, tavsiye edilmez ama hani eğer bir vakit ayırırsanız belki gece yarısına ilerleyen zamanlarda şöyle biraz meditasyon haline geçebilirseniz o ortamdan en azından kendinizi soyutladınız gecenin ilerleyen vakitlerinde o zaman birazcık o trans haline geçmenin de isabetli olduğunu tabii ki astrolog olarak söylemek durumundayım ama diyeceksiniz ki ya yılbaşı gecesi bu ne kadar yapılabilir? Haklısınız. Ben sadece Ay Neptün kavuşumundan dolayı böyle bir etkinin de var olduğunu söyleyeyim. Geri kalan size ait. Çok sayıda gezegen haritanın dip noktasında çünkü bu bir gece haritası. Güneş zaten ufkun altında ama tabii ki bu yıla girişte Jüpiter, Satürn, Plüton hatta Merkür'le birlikte hepsi Oğlak burcundalar. Bir tutulmanın ardından giriyoruz sonuçta yeni yıla. Dolayısıyla Oğlak burcu temalarının bu yıl çok önem taşıyacağını anlıyoruz. Yani kurumsal hayat, ekonomik konular, devlet ve hiyerarşik düzen ve sistemler, aynı zamanda sistem değişiklikleriyle ilgili konular, daha evvel yürümeyen sistem ve düzenlerin değişmesiyle ilgili konular çünkü güney ay düğüm güneş çok çok yakınlar. Yani bilhassa yönetimsel manada dünya genelinde önemli değişiklikler, bırakmalar, vazgeçmeler. Pek tabii ki güney ay düğüm güneş yakın olduğu zamanlarda yozlaşmış düzen ve sistemler de devrededir ama hani bunların artık sanki bitmekte olacağı hani inşallah efendim ve yozlaşmaların belki bir dip noktasına artık vardıktan sonra bir müddet için temizlenmesine işaret olabilir diyorum. Satürn-Plüton kavuşumunun olduğu dönemler zaten toplumların genel anlamda dejenerasyonunun artık had safhada olduğu ve buradan artık bir rejenerasyon, yeniden yapılanma zamanına geçildiğini de işaretli her zaman için kullandığımız bir laf var. Dejenerasyon olmadan rejenerasyon olmuyor. Yani bir şeyler artık en yoz noktasına varıyor. O varma noktasından sonra artık bu düzen, bu sistem gitmez diyoruz. Dönüştürüyoruz. Kişisel anlamda düşüneceğim uzun yıllardır paylaşıyorum. Bildiğimiz kapitalizmin sonlarına geldik. Yeni, daha umarım kucaklayıcı bir sistem ve düzen içerisine döneceğiz diyorum. Tabii ki artık ikinci, üçüncü dünya ülkelerinde bunun yerleşmesi ne kadar zaman alır bilemiyorum ama belli ki artık gitmeyen şeyler dönüşecek. Bu yılda bu manada çok çok önemli bir yıl olacak. 2020 yılı kendini yeniden yapılandırma dönemi Oğlak Burcu doğum haritalarımızda nereye denk düşüyorsa bu evin
bu alanın ifade ettiği konularda artık bir şeyleri dönüştürmemizin biraz da krizlerle birlikte ve geleceğe yönelik büyük projeler için, kendi büyük projelerimiz için adım atmamızın zamanı olduğunu göstermekte. Satürn-Plüton kavuşumları 30 küsur yılda bir gerçekleşilen, ortalaması 33 yıl diyelim ve doğum haritalarımızda aslında Oğlak Burcu'nun bulunduğu alanda bu yeni yılda atacağımız adımlar bundan sonraki uzun bir döngü için atılacak adımlar olacak. Jüpiter-Plüton kavuşumu var bu yıl içerisinde uzun döngülerden bir tanesi olarak ve bu kavuşum yaklaşık 13 yılda bir gerçekleşiyor. Oğlak Burcu'nda olduğuna göre bundan sonraki 13 yıllık projeniz ne? Veya Satürn-Plüton kavuşumu 30 küsür yıllık döngülerle oluyor. Yani bundan sonraki 30 küsür yıl için aslında yeni bir takım temeller atmış oluyoruz, yeni adımlar atmış oluyoruz. Büyük projeniz ne? Bunları gözden geçirin. Hayatta oluruz olmayız bu ayrı ama biz tabii ki hani hiç ölmeyecekmiş gibi çalışıp düşünüp plan yapıp yarın ölecekmiş gibi bir taraftan da hazır olmaya devam etmeliyiz. Tekrar soruyorum, 2020 yılının söylüyorum daha doğrusu aynı zamanda soruyorum. 2020 yılının en önemli sorusu. 2020 yılında başlatacağınız en büyük projeniz ne? Kendi en büyük projeniz. Benim hiç idealim yok. Ben hayattan hiçbir şey beklemiyorum vesaire. Bunları bir kenara koymak çok çok önemli. Sadece bu yılla sınırlı olarak düşünmeyin. Şimdi işleriniz kötü gidiyor olabilir, ilişkileriniz kötü gidiyor olabilir, karamsar bir döneme düşmüş olabilirsiniz. Ama hep böyle gitmeyecek. Bundan sonrası için umutlarımızı asla kaybetmiyoruz ve her şeyden önemlisi her zaman için odaklandığımız bir projemiz olmalı. Bütçemiz oranında, yapabilirliğimiz oranında, gücümüz, kuvvetimiz oranında, aklımız oranında ama mutlaka geleceğinizi kendi etrafınızdaki kişilerle, işinizle, gücünüzle birlikte tasarlayıp planlamak her zaman için planı olmak iyi. Oğlak Burcu'ndaki bu gezegen dizilimi, Jüpiter, Satürn, Plüton gezegenlerinin dizilimi de geleceğin mimarları olarak bizlerin kendi projelerimizi de organize etmemizin yılının geldiğini gösteriyor. 2020 yılı içerisinde en büyük projeniz ne olacak? En büyük adımlarınızı hangi alanda atacaksınız? Pek tabii ki Oğlak Burcu'nun doğum haritanızda denk düştüğü ev, bu evin konuları size bu konuda bilgi verecektir diyorum ve hemen burçlara geçiyorum. Yalnız bir şey daha hatırlatıyorum. Daha doğrusu iki şeyi hatırlatıyorum. Birincisi, haftalık videolarımızdan umarım memnunsunuzdur. Lütfen abone olunuz ve bizi onurlandırınız. Ne kadar abonelik sayımız artarsa biz onu takip ediyoruz. O kadar mutlu oluyoruz, o kadar beğenildiğimizi düşünüyoruz. Eleştirileriniz olabilir her zaman için pek tabii ki açığız. Motive eden notlarınıza, mesajlarınıza gönül dolusu teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz, abone olmanızı rica ediyoruz. Ve aynı zamanda yenilikler yaptık, haritanızda göreceksiniz. Efendim ekranınızın hemen sol tarafında görüyorsunuz. Burada ayın geçiş yaptığı burçlar var. Ay Balık'ta pazartesi günü 18.41'de balığa geçmiş olacak. Koça efendim perşembe günü sabah 7'de geçmiş olacak. Boğa'ya cumartesi akşam 19.15'te geçmiş olacak. Bu hafta Merkür-Jüpiter kavuşumu var. Eğitim, iletişim, uluslararası bağlantılar, insanlarla temaslar, paylaşımlar, sosyal medya, bütün bu konularda girişim yapmak için perşembe çok uygun. Merkür-Jüpiter kavuşumu perşembe gecesi saat 19.41'de kesinleşiyor ama bütün gün bu enerji devrede olacak. Mars'ın yay burcuna geçişi de cuma öğlen 12.37'de olacak. Bu tablo bundan sonra ekranınızda yer alacak. Dediğim gibi benim sağımda, size göre sol kısımda, burada akışları görmüş olacaksınız diyorum. Ve özellikle tekrar ediyorum, Merkür-Jüpiter kavuşumunun kesinleştiği perşembe gününü. Yeni teknolojik konularda alışverişler olabilir, cep telefonlar olabilir, bilgisayarlar olabilir, kullanılabilir. Yabancı insanlarla temasa geçmek manasında olabilir, iş bağlantıları için dil öğrenme, seyahatler amaçlı olabilir, seminerler organize etmekle ilgili olabilir, önemli yazışmaları denk getirilebilir. Mesela
Aynı zamanda anlaşmalar için yine Perşembe günü bu manada kullanılabilir. Ve pek tabii ki hepimizin aktif olarak artık kullandığı sosyal medyada hareketler yapmak için, daha fazla paylaşımlar yapmak, daha çok kişiye ulaşmak için ve bizlerin yapmaya çalıştığı gibi daha fazla beğeni de almak istiyorsanız uygun bir zamanda girişim yapmak için de Perşembe günü kullanınız diyorum ve burçlara geçiş yapıyorum. Koç burcundan başlayalım. Sevgili koçlar ve özellikle yükselen burcu koç olanlar. Oğlak burcundaki gezegen toplaşması haritanızın 10. evine denk düştüğü için iş alanında bu hafta Merkür'ün de etkisiyle birlikte önemli konuşmalar, girişimler devreye giriyor. Pek tabii ki tam yılbaşı üzeri ama yılbaşının ertesinde de geçerli bu harita 5 Ocağı kadar geçerliliğini koruyor. Önemli kişilerle görüşmeler, konuşmalar için bu hafta kullanılabilir. Pek tabii ki Merkür-Jüpiter kavuşumunun etkili olduğu Perşembe günü önemli iş konuşmaları için değerlendirilebilir. Mars'ın yay burcuna geçmesiyle birlikte uluslararası alanda seyahatler olabilir, insanlarla iletişim olabilir. Bu alanda bir hareketlenme devrede, din ve inançlar konusu daha bu dönemde üzerine gidilen bir konu olabilir. Mistik, ritüel, astrolojinin de dahil olduğu, tasavvufla ilgili olabilir. Bütün bu konulara merakınız vardır. Girişim yapmak için bu haftayı kullanabilirsiniz ama bütün bu saydığım konularda agresyondan uzak durmakta fayda var. Venüs'ün haritanın 11. evindeki hisseyle devam etmesi sosyal ilişkilerin avantaj getireceğini gösteriyor. Bu hafta pazartesi akşamından başlayarak salı, çarşamba günleri de dahil olmak üzere balık burcunda ilerleyecek olduğundan belki biraz daha içe dönük bir enerji akışı devrede olacak ve ayın perşembe ve cumartesi günleri arasında koç burcunda ilerleyeceği zamanlar kişisel girişimleriniz için kullanabileceğiniz zamanlar. Merkür-Jüpiter kavuşumunda burada tabii ki dediğim gibi kullanın ve hafta sonunda genel anlamda ay boğa burcunda ilerleyecek olduğundan parasal konular ve kişisel anlamda kendinizi beslediğiniz temalar devrede olacak diyorum. Boğa burcuna geçiyorum. Sevgili boğa ve yükselen boğa burcu olanlar, efendim haritanızın 9. evinde oğlak burcunda gezegen dizilimi var. Dolayısıyla uluslararası planda yapacağınız işler varsa iletişim artıyor. Eğitimle ilgili konuları konuşmak için bu haftayı değerlendirebilirsiniz. İnandığınız değerleri başkalarıyla tartışmak için, internet üzerinden hareketler yapmak için, sosyal medya hesabınızla ilgili girişimler yapmak için, web sitenizi kurup yayınlamak için, teknolojik aletler almak için güzel bir hafta. İşinizi daha geniş alana yaymak için, bilhassa Merkür-Jüpiter kavuşumunun etkili olduğu Perşembe gününü kullanmanızı pek tabii ki tavsiye edeceğim. Öte yandan Venüs haritanızın 10. evindeki hareketine devam ediyor. Üst otorite figürleriyle ilişkiler manasında bu haftayı kullanmak isabetli olur. Önemli kişilerle bir araya gelinebilir. Mars'ın haritanızın 8. evine geçiş yapmasıyla birlikte parasal harcamalar da devreye giriyor. Büyük kredilere ve borçlara girmek açısından çok uygun bir zaman dilimi değil demekte fayda var. Pazartesi günü genellikle İş üst ve otorite figürleriyle konuşmak için değerlendirilebilir. Salı, çarşamba günleri daha ziyade sosyal anlamda biraz daha aktif olmak, biraz daha girişimci olmak devrede sosyal ilişkilerden ispat edilecek bir zaman dilimi. Perşembe gününden cumartesi gününe kadar, cumartesi akşamına kadar ki zaman diliminde belki biraz daha içe dönük bir profil çizebilirsiniz. Fazla agresif olmamak, biraz daha dinlenmeye vakit ayırmak manasında dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve cumartesi akşamından başlayarak pazarda dahil olmak üzere kendi yapmak istediğiniz şeyleri kişilerle konuşmak, daha huzurlu bir atmosfer yakalamak, özellikle gelecek planlarıyla ilgili girişimler yapmak açısından haftasını keyifli gözükmekte. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Oğlak burcunda gezegen toplaşması haritanızın 8. evine denk düşüyor. Merkür bu hafta burayı ziyaret ediyor. Yani para alışverişleriyle ilgili konuşma, fikir yürütme zamanı, diğer kişilerle harekete, temasa geçme zamanı, kredi borç alışverişleriyle ilgili sağdan soldan bilgi alınabilir. Yani daha doğrusu sağdan soldan derken konusunda uzman kişilerden demek daha doğru olur. İyi bilgiler almak, çünkü bu hafta yatırım için
elinizdeki imkan kadar kullanabilirsiniz. Özellikle Merkür-Jüpiter kavuşumunun etkili olduğu Perşembe günü finansal anlamda yatırım yapmak, bir takım şeyler almak, satmak, o tarz konular açısından kullanılabilir imkanınız ölçüsünde. Venüs'ün haritanızın 9. evindeki hareketi yabancı insanlarla temas şansınızı artırıyor, avantaj getiriyor. Eğitimle ilgili konularda, yayıncılıkla ilgili konularda, sosyal medyalarında hareketler yapabilirsiniz. Mars'ın haritanızın 7. evine geçiş yapmasıyla birlikte özellikle pazar gününden itibaren bu hafta cuma gününden itibaren yerleşimle ev değişiklikleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde agresyona ve tartışmalara açık bir zaman dilimi, ama buna dikkat diyorum. Yengeç Burcu'na gelirsek, Yengeç Burcu için Oğlak Burcu'ndaki gezegen toplaşması haritanın 7. evine denk düşmekte. İkili ilişkilerin çok arttığı bir zaman dilimi, önemli konuşmalar, toplantılar açısından özellikle Perşembe gününü tavsiye ediyorum. Anlaşmalar olabilir, yapılabilir, birebir diyaloglar yapılabilir, el sıkışabilirsiniz, önemli yazışmaları yapabilirsiniz, diğer insanlara ulaşma yönünde çeşitli bilgi aktarımları yapabilirsiniz. Venüs'ün haritanın 8. evindeki hareketi alacak verecekler konusunda en azından bu hafta biraz daha ılımlı bir döngüde olacağımızı işaret ediyor ve Mars'ın yay burcuna geçeceği cuma gününden itibaren aslar çalışanlar alanında biraz agresyon söz konusu. Sağlığa biraz dikkat, spor yapmak, düzenli beslenmek, bütün bunlar çok çok önemli kendi sağlığınız açısından diyorum. Pazartesi günü özellikle alacak verecek parasal konularla ilgili girişimler devrede ve salı gününden başlayarak perşembe gününe kadarki süreçte uluslararası işler, eğitim, yayıncılık, seyahatler alanına daha fazla odaklanabilirsiniz. Perşembe gününden cumartesi gününe kadarki zaman dilimi işle ilgili konularda konuşmalar, görüşmeler yapmak açısından kullanılabilir ve hafta sonunda özellikle cumartesi akşamından itibaren sosyal çevre ilişkileri alanında güzel etkiler devrede, bir takım ortamlara katılabilirsiniz. Aslan Burcu'na gelirsek. Aslan Burcu'nda özellikle yükselen aslan olarak baktığımızda bu gezegen tut toplaşması haritanın 6. evine denk düşüyor. Çalışma, üretme zamanı. Pek tabii ki sağlığa da dikkat etmek gerekiyor. İşe alışlar, işten çıkarmalar varsa eğer özellikle yeni yılın başlarında bunlar daha aktif olacak demektir. İş iletişimleri manasında bu hafta Perşembe günü Merkür-Jüpiter kavuşumunun etkili olduğu zaman dilimini kullanabilirsiniz. Sağlığa dikkat diyorum. Özellikle yeme içme ve kendinize form verecek spor, yürüyüş gibi şeylere özen gösterin hafta genelinde. Venüs'ün haritanızın 7. evinde ilerliyor olması eş ortak alanında güzel desteklere, yeni gelişmelere işaret ediyor. Bu olumlu. Mars'ın haritanızın 5. evine geçti. Cuma gününden itibaren sportif aktiviteler için güzel bir zaman dilimine girdiğinizi gösteriyor. Hobisel faaliyetler yapabilirsiniz, değişik yerlere gidebilirsiniz. Ne bileyim, motor kullananlar, değişik parkurlar deneyebilirler, bisiklet kullananlar, farklı yerlerde sürüş yapabilirler. Hiç spor yapmayan insanlar spora başlayabilirler, ağırlık çalışmak, takım sporları için değerlendirilebilir. Pazartesi günü özellikle ikili ilişkiler arasında güzel kullanılabilir. Salı, çarşamba günleri daha ziyade alacak verecek ödemeler konusuna odaklanacağınız görülmekte. Perşembe, cumartesi akşamı arası, perşembe gününden itibaren daha ziyade yurt dışı, yabancılarla ilişkiler yönünde odaklanacağınız bir zaman dilimi ve hafta sonunda hani böyle ailenizle, sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Başak Burcu'na gelirsek. Oğlak Burcu'ndaki gezegen toplaşması haritanızın 5. evine denk geliyor. Dolayısıyla bu dönem çocuklarla ilgili konuşmak, onlarla ilgili projeleri organize etmek açısından gayet güzel. Öte yandan aşk ve ilişkilere de odaklanılacak bir zaman dilimi. Hobisel faaliyetler, sevdiğiniz hobileri ciddiye alıyorsanız veya onda bir ciddi adım atmak istiyorsanız bu haftayı kullanabilirsiniz. Merkür-Jüpiter kavuşumu çok yaratıcı bir zaman diliminde olduğunuzu gösteriyor. Sosyal medya paylaşımları olabilir, bir şeyleri yazmak, yayınlamak istiyor olabilirsiniz. Kendi web sitenizi kuracak olabilirsiniz. Ya da insanlarla iletişimin yeni yol ve yöntemlerini denemek için bu haftayı değerlendirin diyorum. Perşembe gününü özellikle kullanın. Çocuklarla ilgili konularda, aşk ilişkilerle ilgili haberleşmelerde
Perşembeyi tercih ediyorum. Venüs'ün haritanızın 6. evindeki hareketi devam ediyor. Aslarınızdan, çalışanlarınızdan, size yardımcı olacak kişilerden destekler geliyor. Sağlık anlamında da olumlu bir gösterge. Mars'ın haritanızın 4. evine giriş yapacağı Cuma gününden itibaren aile içi agresyondan aman kaçının diyeceğim. Özellikle evde güvenlik tedbirlerinizi arttırın diyeceğim de bir zaman dilimi. Geleceğe yönelik plan ve projelerinizle ilgili iş hayatında önem taşıyan kişilerle de tartışmalardan uzak durmanızda fayda var hafta genelinde. Pazartesi günü özellikle aslar çalışanlardan destekler devrede. Salı, çarşamba günleri ikili ilişkiler anlamında haftanın en olumlu günleri değerlendirilebilir. Perşembe, cuma ve cumartesi günü büyük çoğunluğunda ödemeler, harcamalar devrede biraz para çıkışları var. Ve cumartesi akşamından itibaren pazarda dahil olmak üzere biraz rutin dışına çıkın, değişik yeni bir şeyler yapın. Çok keyifli bir zaman dilimi, seyahat imkanı varsa zaten hafta genelinde olumlu sürpriz seyahatlere açık bir akış var. Terazi burcuna gelirsek. Oğlak toplaşması haritanızın 4. evine denk geliyor. Aile içi konuşmalar, geleceğe yönelik plan projeler için gerçekten enteresan bir zaman dilimi. Bu hafta taşınmak, ev yerleşimle ilgili konular, dekorasyon, inşa, toprağı olanlar için ekme biçme konularının konuşulması, bu alanda harekete geçilmesi için güzel perşembe gününü bu anlamda tavsiye ederim. Bütün aile içi diyalogları da yine değerlendirmek manasında. Venüs'ün haritanızın 5. evindeki geçişi devam ediyor. Sanatla ilgiliyseniz projelerinizi ortaya çıkartın. Aşk ilişkiler arasından gayet keyifli bir hafta dilimi. Hobi aktivitelerinizle ilgilenin ve eğlenin bu hafta. Eğlenmeye vakit ayırın. Mars'ın haritanızın 3. evine geçişi yakın çevrede özellikle kardeşler, akrabalarla ilişkilerde bir agresyon riskine işaret eder. Ama tartışmalardan uzak durun. Yakın çevre, konu komşu ilişkilerinde de aynı şeyi söyleyeceğiz. Pazartesi günü aşk ilişkilerden yana keyifli bir zaman dilimi, hobisel aktiviteler, sevdiğiniz şeyler arasından yine gayet güzel. Salı, çarşamba günleri halletmek, üstesinden gelmek gereken işler devrede, başkalarından yardım, destek alabilirsiniz. Perşembe ve cuma, cumartesi günleri ikili ilişkiler anlamında biraz dikkatli olmak gereken zamanlar ve cumartesi akşamından başlayarak pazar günü dahil keyifli ama bir takım para harcamalarında devrede olacağı 2 günlük süreç olacak. Akrep burcuna gelirsek. Oğlak burcundaki gezegen toplaşması haritanın 3. evine denk düşmekte. Dolayısıyla yakın çevre ilişkilerinin çok gelişeceği zaman değil. Daha fazla sayıda insana ulaşabilirsiniz. Sözlerinize dikkat çekebilirsiniz. Daha fazla sayıda bilgi verebilirsiniz. Sosyal medyayı çok da aktif kullanmanızı tavsiye ederim. Web sitesi yapacaksınız, bir şeyler yayınlayacaksınız, bilgi paylaşacaksınız, eğitimle ilgili hareketler yapacaksınız. Perşembeden itibaren çok güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Özellikle perşembe gününü iyi kullanın. Aile içinden destek almak Venüs'ün haritasındaki 4. evden geçişiyle bağlantılı, evde huzurlu, güzel, keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Mars'ın haritanızın 2. evine geçiş yapmasıyla birlikte para kazanma motivasyonu artıyor. Para için mücadele de pek tabii ki artıyor. Harcamalar yönünde de beklenmedik harcamalar çıkabilir bu dönemde. Pazartesi günü aile içi konuşmalar, görüşmeler için güzel, evde huzurlu vakit geçirmek açısından olumlu. Salı, çarşamba günleri keyifli, eğlenceli ortamlarda bulunabilir. Daha fazla hayattan keyif alabilirsiniz. Perşembe, cuma, cumartesi gününün büyük çoğunluğunda biraz sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Gündelik işler halledilmesi gerekebilir bu zaman diliminde. Ve cumartesi akşamı, pazar gününün tamamına baktığımız zaman sürpriz ilişkilere açık yeni ilişkiler bekleyebileceğiniz bir zaman diliminde olacak. Yay burcuna gelince. Oğlak burcundaki gezegen toplaşması haritanın 2. evine denk düşüyor. Parasal konulara odaklanma zamanı. Merkür, Jüpiter parahanenizde kavuşuyor. Dolayısıyla parasal konularla ilgili çözüm üretme zamanı. Nereden kazanırım, nereye harcamalıyım, bütçe yapmak zamanı. Belki yeni yıla girerken bütçenize biraz daha önem vermeniz gerektiğini söyleyeceğiz. Özellikle daha ekonomik olma yönünde, belki biraz daha harcamaları kısma yönünde. Ama alternatif kazanç alanları nereleri olabilir? İletişimden, bilgi aktarımından, eğitimden, seyahatlerle ilgili konulardan, yazmaktan, sosyal medyayla bağlantılı işlerden kazanç
sağlayabilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinizin pozitif yönünde gelişeceği bir zaman dilimi ve Venüs haritanızın 3. evine geçiş yapıyor. Kova burcuna pek tabii ki yakın çevreden güzel destekler de devrede olacak. Mars'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte cuma gününden itibaren daha hareketli, daha aktif ama daha agresif bir zaman dilimine giriyorsunuz. Aman kırıcı olmayın bu dönemde. Sakarlıklara, kazalara dikkat. Acelecilikten kaçının. Özellikle yaylar için genel anlamda düşmek, etmek gibi şeyleri söylerler. Aman bu hafta bu bakımdan acelecilikten kaçının, düşmeyesiniz diyorum. Pazartesi günü ay Kova burcunda ilerliyor. Yakın çevre ilişkilerinizin güzel gelişeceği, seyahat etmek için güzel, keyifli bir zaman dilimi. Salı, çarşamba günleri aile içi temalar, evde vakit geçirme arzusu devreye giriyor. Hani evde keyif alacağınız bir zaman dilimi. Perşembe, cuma ve cumartesi günü büyük çoğunluğunda hobiler, değişik şeyler, yine eğlenceli konularla ilgili temalar devrede olacak. Çocuklarla ilişkiler, gerginlikten kaçınmak gerekiyor. Ve cumartesi akşamı, pazar günü boyunca sürpriz, yeni gelişmelere açık. Biraz sağlığınıza dikkat edin ama özellikle iş ortamında yenilikler düşünüyorsanız hafta sonunda oturup bunları tasarlayabilirsiniz. Oğlak burcuna gelince, Oğlak burcundan gezegen geçişleri var. Pek tabii ki Oğlak için çok önemli zamanlar. Merkür-Jüpiter kavuşumu perşembe günü kesinleşiyor. Konuşun, yazın, yayınlayın, fikirlerinizi söyleyin. Ön plana çıkın, dikkat çekin bu dönemde. Sosyal medyayı daha aktif kullanın. Eğitimle, iletişimle ilgili konularda var. Eğer varsa böyle şansınız, girişim yapın. Özellikle perşembeden itibaren bunu çok kullanın. Ve Venüs haritanızın para evinden geçiş yapıyor. Parasal anlamda bazı şans fırsatlar devrede, özellikle sanatsal kabiliyetler sayesinde para kazanma şansınız. Giyim, kuşam, tekstil, bu tür şeylerden para kazanma şansınız artıyor. Peki bazılarınız için de bu saydığımız konulara hediyeleri, özellikle para harcama haftası olduğunu gösteriyor. Umarım güzel de hediyeler alırsınız. O da bir kazanç. Venüs'ün ikinci evinizden geçişinin anlamlarından biri. Mars'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte cuma gününden itibaren bir içe dönüş zamanı aynı zamanda devreye girmeye başlıyor. Belki bu agresyonu biraz içeride tutmak gerektiğini de anlatacak. Tabii özellikle sağlık manasında biraz fazla içe dönük ve agresyonu içeriye atmak risk getirebilir. Doğa yürüyüşleri, biraz hava almak veya çok agresif hissettiğiniz zamanda sevdiğiniz kişilerle konuşup deşarj olmak iyi bir fikir olabilir. Pazartesi günü parasal açıdan şanslı bir zaman dilimi. Salı ve çarşamba günleri yakın çevre ilişkileri güzel, konu komşu, sevdiğiniz insanlarla güzel bir yılbaşı geçirebilirsiniz. Seyahatler için gayet güzel, olumlu. Perşembe, cuma ve cumartesi günü büyük çoğunluğunda aile içi temalar, evde vakit geçirmek devrede. Ve cumartesi akşamı pazar günü boyunca sosyal alanda tekrar etkinleşme var. Eğlenceli ortamlar, değişik ortamlar keyif getirecektir. Kova burcuna gelirsek, Oğlak burcundaki gezegen toplaşması haritanızın 12. evine denk geliyor. Yani bu aslında böyle biraz daha bilinçaltının dolu olduğu, hani böyle daha içe kapanmak isteğinin devrede olduğu bir zaman. Eğer bu kapanmayı yazı yazarak değerlendireceksiniz, bir şeyleri hazırlayacaksınız veya hani bazen dışarıda konuşmak istemeyiz de kendi içimizde böyle oturup fiskos konuşmalar yaparız. Geleceğe yönelik gizli saklı plan projeler yaparız. Yani başkalarına söylemeyiz. Bu dönemde aslında belki başkalarına söylemekten ziyade bazı şeyleri özel tutmak daha iyi fikir olabilir. Geleceğinizi iyi planlayın. Yakında çok aktif olmaya başlayacaksınız. Ve perde arkasından dönen işlerin de etrafınızda tabii ki çok aktif olacağı bir zaman. Venüs Kova burcundan geçiş yapıyor. İkili ilişkilerde özel bir karizma diyelim, bir şeytan tüyü bu dönemde etrafınızda dönüyor. İlişkilerde şanslısınız diyebiliriz. Mars'ın Yay burcuna geçmesiyle birlikte sosyal çevre ilişkileri de bir taraftan cuma gününden itibaren aktifleşmeye başlayacak ama arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden insanlarla agresif ilişkilerden kaçınmanızda fayda var. Gereksiz yere kırgınlıklar ortaya çıkmasın. Pazartesi gününü iyi kullanın. Daha sempatik olacağınız, daha iyi göreceğiniz bir zaman dilimi. Salı çarşamba günlerini parasal açıdan değerlendirebilirsiniz. Finansal konularda şanslısınız. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yakın çevre ilişkileri devrede, konu komşuyla ilişkilerde aman dikkat diyorum. Cumartesi akşamı ve pazar günü boyunca
aile içi temalar devrede. Aile içerisinde güzel sürprizler yapılabilir. Evde biraz vakit geçirebilirsiniz. Ve balık burcuna gelince Oğlak burcundaki gezegen toplaşması haritanın 12. evine denk, 11. evine denk düşüyor. Dolayısıyla sosyalleşme, aktif olma zamanı, yeni ortamları değerlendirme zamanı, daha fazla kişiye ulaşma şansı devrede. Medya, sosyal medyadan olabilir, kişisel anlamda seyahatlerinizle bağlantılı olabilir, kontaklarınızla bağlantılı olabilir. Kalabalık ortamlarda olun, bol bol konuşun. Hani PR yapın diyeceğim bir zaman. Networking için çok güzel bir zaman dilimi. Enteresan bağlantılar çıkabilir söylemedi demek. Ve Venüs'ün haritanızın 12. evinden geçişi bu dönemde ilişkileri böyle bilinç altında biraz endişeli hale getirdiğiniz bir zaman diliminde olduğunuzu gösteriyor. Bu konuda da rahat olun, biraz akışa bırakın, çok fazla üstüne varmayın diyebiliriz. Mars'ın haritanızın 10. evinden geçiş yapmaya başlayacağı Cuma gününden itibaren üst otorite figürleriyle ilişkilerde dikkat bir müddet için. Devletle iş yapıyorsanız, önemli kişilerle çalışıyorsanız, kendi patronunuzla, müdürünüzle, amirinizle ilişkileriniz, iletişiminiz varsa bu hafta Cuma'dan itibaren biraz daha dikkatli olmak gereken bir zaman dilimine giriyorsunuz. Haftayı şöyle bir açarak anlatırsak. Pazartesi günü biraz daha dinlenin, enerjinizi toplayın. Salı günü yılbaşı üzeri daha aktif olun. Çarşamba günü yine yılbaşı günü aktif olma zamanı. Duygusal anlamda güzel, kullandığını hissetmek açısından güzel bir zaman dilimi. Sevdiğiniz bir ortamda, sevdiklerinizle birlikte hoşça bir yılbaşı geçirebilirsiniz. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri parasal konularda destekler devrede diyebiliriz. Öte yandan, Cumartesi akşamından itibaren, Pazar günü de dahil olmak üzere yakın yerlerle seyahatler olabilir, kontaklar olabilir, yakınlarınızla birlikte sürpriz, belki güzel zamanlar yaşayacağınızı göstermekte. Yani genel anlamda sosyal ağırlıkta bir hafta sizi bekliyorum. Evet, bugün de programımızın sonuna gelmeye başladık. Tekrar ilk haritamıza dönersek, yılbaşı gecesi haritamıza bakarsak, burada ayın balık burcunda olduğunu söylemiştik, Neptün'le kavuştuğunu söylemiştik. Yani manevi değerler aslında güzel aslında. Ama pek tabii ki bu hani sevdiklerimizle bütünleşeceğimiz bir zaman dilimini de anlatıyor ve evrenin bütünün hayrına güzel dileklerde bulunmak açısından kullanılabilir. Efendim çok sayıda gezegenin Oğlak Burcu'nda olması bana son kez şu soruyu sorduruyor. Yeni yılda efendim daha fazla tekrarlayacağım. Bu yılı kapatırken, 2019'u kapatırken, 2020'de en büyük projeniz ne? Bundan sonra atacağınız en büyük adımlarınız neler olacak? Asla projesiz kalmayın. Asla plansız, programsız olmayın. Hayatta bazen bazı şeyleri tabii ki akışına bırakmak gerekir. Ama unutmayın, her zaman için bir motivasyon olması manasında gelecekle ilgili bir projenin hayatınızda bir kenarda olması sizin her zaman daha hayata bağlı olmanıza çok yarıyor. Bu da benden söylemesi diyorum. Bendeniz Önev Döşer. Bir sonraki hafta, sonraki yayınımıza tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Son kez kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım izlemekten keyif alıyorsunuz. Hoşça kalın.